Piyasada birbirinden farklı akvaryum modelleri ve çeşitleri var. Takibinde bunların hepsi de ayrı ayrı fiyatlarla satılıyor. Tabii ki herhalde burada kalite ortaya çıkıyor. Burada herhangi bir kalite ayrımı yapabilir miyiz? Eğer kalite ayrımı yapabileceksek neye göre yapmalıyız? Şimdi bu çok güzel bir soru. Çünkü bizim sektörde kalite ya da kalitesizlik çok anlaşılmış değil. Ben şöyle izah edeyim size. Mesela piyasada öyle ürünler var. Farz edin bu normal kalite diye satılan bir ürün. Piyasada yaklaşık 12 TL'ye satılıyor. Markası hiç problem değil. Bir de aynı mantıkta her şey aynı. Su gene buradan giriyor. Sözde buradaki süngerden temizlenip çıkış yapıyor. Bu 90 liraya kadar fiyatı çıkmış durumda. Aralarında müşterilerin ya da bizi izleyenlerin şunu yapması lazım bir ürünü değerlendirmek için. Şimdi bu 12 lira, diğeri 90 lira. Arada rakamlar da var. 30, 40, 50, 60, 70 diyerekten değişiyor. Şimdi bunun çalışma sistemiyle, en başta kıyaslaması gerekiyor. 90 liraya satılan da mı buradan su giriyor, süngerden geçip çıkıyor? Ya da akvaryumda çalıştırdı, bunu dışarıya çıkarırken tuttuğu pisliğin yarısını akvaryuma bırakıyor. Bunu kullananlar bilir. O da mı aynı şeyi yapıyor? Bu ikisini kıyaslayıp ona göre bir kaliteli ürüne değer vermeli. Çünkü bu ürün 12 liraya satılırken, bakın şunlar bizim ham maddelerimiz. Çünkü biz imalatla da uğraşıyoruz. Şu, bu burada ham madde. Bu da orijinal bir ham madde. Burada ham maddenin fiyatı Türkiye şartlarında kilo fiyatı 3-3,5 lira. Bu orijinal ham maddenin yaklaşık olarak 7 lira. Şimdi bu filtreyi toplam plastiğini tarttığımızda 50 gram geliyor. Yaklaşık. 50 gramda farz edin bu firma bir akılsızlık yaptı. Hurda malzeme kullandı. Çünkü hurda malzeme imalatta kullanımı zordur. Birçok aksile yol açar ve imalathaneye çok zaman kaybını uğratır ve maliyeti yükselir. O yüzden bu tip küçük ürünlerde hurda madde kullanmak kesinlikle avantaj değil, zararlı bir olaydır. Orijinal ham madde imal eden firma için daha karlıdır. Farz edin ki bu hurdayı çözdü ve bunu kullandı. Bu fiyata yansıyan yaklaşık olarak 0.150 kuruştur. Diyelim o kaliteli, ben markayım diyen firma daha iyi bakır kullandı. Maliyetine yansıyacak olan 1 TL'dir. Kutusunu daha iyi yaptı. Maliyetine yansıyacak 0.20 kuruştur. Yani istediğiniz kadar uğraşın 2 TL'ye geçmez. Şimdi 12 liralık bir ürün nasıl oluyor da 90 liraya kadar çıkıyor? Yani müşterilerin bunu sorgulaması gerekiyor ve bunu değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü bir ürünün daha pahalı satılması için kişinin orada bir mantık uygulayıp bu mantığı eğer gerçekten kalite üst bir firmaysa ve bununla da iddia edip gurur duyuyorsa müşterisine çok daha farklı bir ürün çıkarması gerekiyor. Ki o 90 lirayı sonuna kadar hak geçsin. Ama maalesef bizim sektörde böyle bir olay yok. Sadece ben markayım 90 lira. Ve müşterilerimiz de böyle çok zarar ödüyor. Daha doğrusu kullandıktan sonra bunu fark ediyor. Mesela yavruluklar. Bunlar delikli yavruluk. Bunu en baba, en üst kalite firma yapsa da bu delikleri kullandıktan sonra bir diğerinden hiçbir fark yok. Ondan birisi bunun 5-10 liraya satılırken bir diğeri atıyorum 60-70 liraya satılıyorsa buradaki yaşayan yavruların ölümünü engellemeyen bir sistem uygulamadıysa bize göre bu yanlış. Müşterilerin de bunu ayırt etmesi gerekiyor. Hem içine konulan yavrunun ölümünü engellemeyecek hem bir de 70 lira para isteyecek. Hem bunlar değerlendirilsin. Mesela gene piyasada tül yavruluklar kullanır. Bildiğiniz tülden yapılır. Normalde 5-10 TL'dir. Ama ben markayım diye birisi 45 lira. Ve insanlar da o marka ya bu 45 dediğine göre vardır bir hikmeti deyip alıyor. Aldığında da bakıyor ya hiçbir fark yok. Ama iş işten geçmiş oluyor. Bunun da aslında engellenmesinin bir yolu var. Mesela devletimizin oluşturduğu tarım il müdürlükleri bizlerde satılan gıdayı değerlendiriyor.
Bu yemlerin hepsi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetimli bizlere satışı sağlıyorlar. Ve asla canlı hayatını kastedecek bir yer satılmamış olmalı. Yalnız buradan devletimize de seslenmek istiyorum. Canlıyı sadece bu gıdalar öldürmüyor. Yanlış satılan malzemeler daha fazla ölümüne açıyor. Mesela bu yavruluk delikli olduğu için ciglet türü dediğimiz balıklar buradan yavruları çekerek yiyor. Ve kişi buraya çok yavru koyduğunda burada herhangi bir oksijenli su giriş çıkışı olmadığından bu deliklerden herkes geçtiğini zannediyor, geçmiyor. Her yıl milyonlarca yavru katliam, bir nevi katliam. Ölümüne yol açıyor. Aslında devletimiz bizlere veterinerleri bağladı, akvaryumcuları. Bu kesinlikle yanlış bir yorum. Eğer bir kişi sadece ben akvaryumcuyum diyorsa, yani devletimiz çok bir an önce bizi su ürünleri mühendislerine bağlamak gerekir. Çünkü ülkemizde birçok su ürünleri fabrikası var ve bunların yani yüzlerce yetişmiş mühendisimiz var. Bir tanesi her şehirde bir akvaryumcuya görevlendirilip bu anlatımları yapsa ve bu ürünleri kesinlikle su ürünleri mühendisliği fakültelerin denetlemesi gerekir. Eğer gerçekten canlı ölümleri durdurulması isteniyorsa nasıl Tarım Köy İşleri Müdürlüğü bu gıdaları değerlendiriyor ve satışına öyle izin veriyor? Bu yavrulukta satılırken ambalajının üstünde bu yavruluk kelimesini yazması dahi önemli bunu üreten firmanın. Farz edin yavruluk yazdı. Yalnız altında hangi balıkların yavruları için doğrudur bunu kullanmak ve hangileri için doğru değildir? Bunu üretici firma sunmalı ve su ürünleri mühendisleri fakültemizde buna bakıp üreticiyi çağırmalı. Gel bakalım sen buraya bunu yazdın ama bak bunları yazamazsın burada çünkü bu tarz yavruların ölümüne yol açar. O yazıyı kaldırıp su ürünleri mühendisliği neyi onayladıysa o yazının yazılması olur. Mesela bu filtrelerde de aynı şey. Üstüne yazıyor bilmem kaç litre suyu temizler. Ya bir üniversitemiz test etsin. Acaba gerçekten bu filtre 50 litre suyu temizliyor mu? Kişiye hangi sorunları yaşatıyor? Ve bu doğrular üstünde paketinde eğer doğru cümleler kurulur yazılırsa tüketici burada mağdur olmamış olur ve her yıl yaşanan milyonlarca canlının ölümü engellenmiş olur.